prostat xəstəlikləri və prostatitə səbəb olan amillər. Bu xəstəliyin müasir müalicə metodlarından Liv Bonadeo Hospitalın urologiya mütəxəssisi Profesör Doktor Oğuz Sancar məlumat verəcək. Sizlere iyi huylu prostat büyümesinden bahsetmek istiyorum ve bunun yeni ve modern tedavi yöntemlerinden biraz söz etmek istiyorum. Unutmayın, sağlam olmaq həyat mübarizəsində müvəffəqiyyətin birinci şərtidir. Mən vaxt itirmədən Profesör Doktorumuzu sizə təqdim eləmək istəyirəm. Müzakirəmizə başlayaq. Bu arada qeyd etmək istəyirəm ki, ekranda gördüyünüz nömrələr vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Profesör Doktor Oğuz Acar 1964-cü ildə İstanbulda anadan olub. 1982-1988-ci illərdə İstanbul Universiteti Tibb Fakültəsini bitirib. 1989-1995-ci illər arasında Beyoğlu Xəstəxanası Uroloji Klinikasında Urologiya ixtisası təhsilini alıb. 2000-ci ildə dosent, 2006-cı ildə isə professor elmi dərəcəsini alıb. 1992-1994-cü illərdə Frankfurt Universiteti Offenbach Təhsil Xəstəxanasının Urologiya Klinikasında, 1996-2008-ci illərdə Kocaeli Universiteti Tibb Fakültəsinin Urologiya Kafedrasında müəllim, Sürix Universiteti Tibb Fakültəsinin Urologiya Klinikasında fəaliyyət göstərib. 100-dən çox milli və beynəlxalq kongres, simpozium və konferanslarda iştirak edib. Hazırda Liv Vadi İstanbul'da fəaliyyətini davam etdirir. Doktor, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Her vaxtınız xeyir olsun. Sağ olun. Biz de çok sevindik siz studiyamızda qonaqsız deyə. Biz doktorumuzla efirə başlamazdan önce biraz söhbət elədik. Doktor dedi ki, Azərbaycana həmişə bir dost gəliş gedişlərində olmuşam. İndi isə həkim olaraq gəlməyə başlamışam və doktor bu sahənin bilicilərindəndir. Öz peşəsinin artıq belə deyək bir dosya formasında necə sahib olduğunu tamaşaçımıza təqdim elədik və biz bugün urologiyada çox görünən və sıx görülən xəstəliklərdən danışacağıq. Doktor, istəsəniz bu mövzuda elə prostatlardan başlayaq. Çünki bu bəylərimizi çox narahat edən bir mövzudur. Adətən bəylərimiz bu mövzuda çox həssas davranırlar. Bəzən də buna bəylərin ikinci ürəyi deyə bir ad qoşarlar. Niyə prostat problemləri bu qədər çox görülür? Öncelikle davetiniz için çok teşekkür ederim. Biz ben teşekkür böyle edelim. Halkımızı böyle aydınlatmakta, bilgilenmekten çok mutlu oluyorum, çok şad oluyorum. Prostat vezi sadece erkeklerde bulunan, Beli. 10 gram ağırlığında olan, 10-15 gram ağırlığında olan, içerisinden sidik kanalının geçtiği ve yaratılışı itibariyle hep kapalı durmaya programlanmış, biz sidik yapmak istediğimizde sadece açılan, sonra asli görevine tekrar fonksiyona dönüp tekrar kapanan bir organdır. Yani bir musluk gibi düşünülebilir. Hep kapalı duran bir musluk gibi. Aha. Vücuttaki kaslar, adeleler normalde hep gevşek dururlar. Biz istediğimiz zaman onları kasabiliriz. Böyle. Bir tek prostat, bir iki tane böyle organ vardır, kas vardır. Onlar hep kapalı dururlar. Biz istediğimiz zaman açarız. Aha. Sonra tekrar kendiliğinden kapanırlar. Hep kapalı durmaktan kaynaklanan farklı bir çalışmaları, işleyişleri vardır. Prostatı bu 10 gramlık küçük içinden sidik kanalının geçtiği bu organın erkekteki hormonlar nedeniyle yıllar içerisinde içinde Azerbaycan'daki Türk hastalarımın çok iyi bildiği, bizim Türkiye'de nedense hep yanlış bilinen, Türkiye'de prostat büyümesi diye tarif edilen ancak Azerbaycan'dan gelen bütün hastaların adenoma gelişti dediği, içinde bir ayrı bir doku gelişir. Ayrı bir tabiatta doku gelişmeye başlar. Aha. Portakalın 10 gramlık bir portakal düşünün. Sadece kabuk var. Hiç yediğimiz kısım yok gibi düşünün. Aha. Sonra yavaş yavaş portakalın içinde yediğimiz kısım nasıl gelişir? Portakal büyür büyür. Kabuk gerçek prostat gibi düşünün. Ortasında yediğimiz kısımda adenoma gibi düşünün. Yani pis olmayan. Aha. İyi huylu bir töremeden bahsediyoruz aslında. Aynen de. İçinde gelişir bu. Yavaş yavaş büyür. Büyüdükçe prostatı kenara doğru ittirir. Kenarda bir kabuk haline getirir gerçek prostatı.
ortasından geçen sidik kanalı da sıkıştırmaya başlar. Siz de anlaştıkça biz monitörde de tam aşımıza gösteriyor. Orada da DSM böyle bir izahat verirsiniz. Kemal. Aha, doğru. Aha, ne güzel. Çok güzel. Böyle. Bu prostat, bakın orada karpuzun içini adenoma, kabuğunu prostat gibi düşünün. Aha. Oldu mu? İçinde bir adenoma gelmiş. Çok meraklıdır. Meraklı bir izahattı. Biz bu adenoma pis bir şey değil aslında, kötü huylu bir şey değil. Aha. Ancak yolu sıkıştıran da bir sidik yapmakta zorlanıyoruz. Bütün mesele bundan kaynaklanıyor. İdrar meselesi, evet, sohbet. Aynen. Aha. İdrar yapmakta zorlanmaya başladığımız andan itibaren, aha, normal gözüken bir şey artık problem haline gelmeye başlıyor. Bizim buna bir, hı-hı, tedavi, bir muhalice yapmamız ihtiyacı ortaya çıkmaya başlıyor. Hı-hı. Yani eğer prostatın içindeki adenoma, hı-hı, kenara doğru büyür, içinden geçen yolu hiç sıkıştırmaz, hı-hı, hastanın sidik yapmasında zorluk yaratmazsa, hı-hı, bizim onu tedavi etmemiz de gerekmiyor. Biz, hı-hı, sidik kanalı sıkıştığı için bu tedaviyi yapmak mecburiyetinde kalıyoruz. Çünkü bazen, hı-hı, erkekler hiç idrar yapamaz hale geliyorlar. Kateter takılması gerekebiliyor. İşte bizim problemimiz böyle bir durumdan hastayı tedavi etmek. Mesela düşünün, benim saçımın dökülmesi, hı-hı, yaşın getirdiği normal bir şey. Belli. Herkesin bir saçı, yani her erkeğin biraz düşüyor. Normal. Evet, doğru. Hı-hı. Fakat güneşte gezende saçım, başımda böyle yaralar oluyorsa fazla güneşten, bu normal bir durumda hastalık ortaya çıkıyor demektir. Saçım olsa yanmayacak başım. Evet. Ama saçım olmadığı için yanmaya başlıyor. Hmm. İşte bu da öyle. Normal gözüken bir büyüme, hmm, yolu tıkamaya başladığı zaman size artık hastalık olarak kabul etmek zorunda kalıyoruz. Şimdi böyle bir durum ortaya çıktığında, biraz önce gördüğünüz gibi, evet, karpuzun içini kaşıkla yemek nasıl bir şeyse, aha, biz de prostatın içindeki adenomu öyle temizlemek zorundayız. Bunu, aha, sidik kanalından girerek yapıyoruz artık. Neredeyse hemen hemen hiçbir zaman açık ameliyat yapmıyoruz. Hı-hı. Eskiden beri yaptığımız bu kapalı prostat ameliyatlarında idrar kanalından giriyoruz. Hı-hı. İçini küçük küçük parçalar şeklinde kazıyarak temizleyip hepsini dışarı alıyoruz. Ben bunu, aha, çocukken karpuzu böyle yarım karpuz verirlerdi elimize, kaşıkla yerdik. Evet. Ona benzetiyorum. Yani, aha, her bir parçayı böyle temizliyorsun. Sonra, aha, sadece kabuk kalıyor. Yani, aha, sadece kabuğuna çakın dayanırsan. Evet, bravo. Bunu yapmak, buna tur ameliyatı denir. Evet. Transüretral rezeksiyon. Bütün prostatla ilgilenenler bu ameliyatı bilirler. Beğeni. 50 yıldır, 60 yıldır dünyada yapılan bir ameliyattır. Beğeni, Azerbaycan'da da çok güzel yapıldığını biliyorum. Beğeni. Çok değerli doktor arkadaşlarımız var. Fakat nasıl böyle karpuzu böyle kaşıkla yediğinizde bazen tam temizleyemezseniz, ha, hep bir miktar kalırsa, hep böyle hanımlar karpuzun diliminden bir daha hani en sonunda kalan kırmızı kısmı çıkarırlar ya, beğeni, hep bir parça kalır gibi, aha, bazen tur ameliyatlarında adenomayı tam temizleyemediğimiz oluyordu. Hmm. Şimdi gelişen teknoloji bize lazer teknolojisiyle, aha, bunun daha farklı bir ameliyat yöntemini geliştirmeye, nice, başladı. Burada portakalın içini almak gibi. Kabukla portakal arasından elinizle nasıl sıyırıp böyle, hmm, çıkarıyorsunuz? Bir perde kimi. Bravo. Aha. Aslında kabukla portakalın yediğimiz kısmı arasında bir boşluk var. Siz, aha, de oradan devam ediyorsunuz değil mi? Aha. Çıkarırken onu elinizle. Beğeni. İşte eğer lazer ameliyatında çok özel lazer aletleri kullanılarak araya girip adenomla prostat arasına girip, ha, onu yerinden sökebilirseniz, aha, bir ameliyat daha kısa sürüyor. Hı hı. İki, daha az kanlı seyrediyor. Çünkü böyle böyle temizlemekte yani çok kanıyor. Yani kaşınmış. Evet, belli, bravo. Çok az böyle kaşınıyor. Ha. Çok az kanıyor. Üçüncüsü de tam gerçek bir ameliyat yapmış oluyorsunuz. Hmm. Yarısı içeride kalmış olmuyor. Tur ameliyatlarından şüphe kalmıyor artık. Şüphe kalmıyor. Ne güzel. O yüzden biz son zamanlarda son 3-4 senedir. Çok mu yenidir? 3-4 senedir. En fazla 3 sene. 3-4 çok yenidir yani. Değil. Evet. Aha. Bunu öğrenmek de çok zor. Kolay da bir ameliyat, aa, değil. Ancak öğrenildiği zaman, hı hı, buna enükleasyon deniyor. Nükleus çekirdek demektir. Aha. Çekirdeği çıkarmak, ortasını tam olarak çıkarmak enükleasyon. Hı hı. Enükleasyon sistemleri dünyada çok yeni. Hı hı. Bunları da yapabilmek de zor. Ama öğrendiğiniz zaman inanın, hı hı, yani mesela ben bir portakal versem, çay kaşığı versem böyle yapmak istemezsiniz. Aha. Buradan çıkarmak daha çok hoşunuza gelir. Yani. Gerçekten böyle yapıyorsunuz. Bazen
tur ameliyatını yapamıyorsunuz. Çünkü o daha şey gözüküyor, daha zor. Çetin görünür çetin artık. Gözüküyor. Evet. Bu ameliyatlar yapıldığında hastada bir sidik saklayamama gibi bir durum olmaz. Kanamalar çok az olur. Hı-hı. Daha hızlı olur. Hasta daha az eziyet çeker. Aha. Burada kullanılan lazer cinsleri de çok önemli. Aha. Şimdi eskiden belki bilirsiniz green light lazer vardı. Belli. Çok popülerdi. Hı-hı. Green light lazerle bu bölgeyi buradan çıkarırken, hı-hı, bu prostatın iç yüzünde bir yanık oluşur. İster istemez bir miktar bir, aha, yanma lazerden kaynaklanır. Aha. Green light'ın yanıklık derinliği 2 milimetredir. Yani bütün bunu çıkarırken, aha, geride bıraktığınız prostata, evet, bu zedelenen, aha, yanan prostatın iç yüzeyinde derinliği 2 milimetre olan bir alan olur. Hı-hı. Yeni teknoloji holmium cihazını çıkardı bize. Holmium lazer. Aha. Holep ameliyatları çok popüler. Holep ameliyatı yaptığınızda bu holmiumun yanıklık derinliği 0.4 milimetre oldu. Çok az. Bu çok azaldı. Aa. Çok hoşumuza gitti. Holep ameliyatı yapıyoruz. Çok da sık yapıyoruz. Ne güzel. Bir üstüne bir yeni teknoloji daha çıktı. Tulium lazer çıktı. Biz, hı-hı, şimdi tulep ameliyatları da yapıyoruz ağırlıklı olarak. Tulium lazerin dokudaki yanıklık derinliği 0.1 milimetre. Siz prostatın... Tam minimala düştü. Evet. Çok 0.1 milimetre 100 mikron demek. Haradasa hasta, yok kimi. Evet. Aha. Hasta ameliyattan sonra ameliyat olduğunu anlamıyor demektir. Hmm. Neredeyse. Siz adenomayı prostatın içinden sökende bu parçalanarak çıktıktan sonra geride kalan bölümdeki yanıklık 0.1 milimetre. Eskiden 2 milimetreydi green light'ta. 20 kat daha aşağı iyi oldu. Bir sonuç oldu. Ne güzel. Hastalar bazen bir günde bazen iki günde. Çok büyük bir prostat varsa 2-3 günde taburcu olabiliyorlar, evlerine, hı, gidiyorlar. Yani genel itibariyle çok daha büyük prostatları, hı, kapalı yöntemlerle ameliyat edebilir hale geldik diyebilirim. Ne güzel. Son olan bir daha vurgulayın neydi doktor? Holmium'dan sonra tulium mu? Tulium. 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 En son teknolojisi, evet, evet, prostat fezinin cerrahiyesinde. Evveler tur daha meşhur idi. Doktor, evet, dedi ki turu artık tarihe kavuştururuz. Açık ameliyat. Yani. Tur, belli, müthiş bir şeydi. Ha, green light o ondan iyiydi. Belli, yasal uçaklık. Holep ameliyatları ve tulep ameliyatları. Tuliumları. Evet. En son gelenlerse son, evet, doktorumuzun, cerrahımızın tetbik edildiği tulium cerrahiyesi. Ve burada insan deyir haradasa ameliyat olduğunu unudur. Evet. Ve tez bir zamanda da işine geri çok, dönür. Çok. Çünkü burada demeli pasiyentin konfortu daha öne çıkır. Evet, bravo. Ne güzel. Bir ameliyatın tam olarak yapılması daha, hı-hı, garanti altına alınmış, aha, oldu. Bir adenom çıkarılması tam güzel yapılıyor. Böyle. İki, kısa sürdüğü ve az kanamalı ve az yanıkla seyrettiği için hastayı çok hızlı taburcu edebiliyorsunuz. Ne bazen güzel. Çok büyük prostat değilse şayet akşamleyin ameliyat edip, hı-hı, sabahleyin kateterini çekip hastayı taburcu ettiğimiz vakalar dahi olmuştur. Ben geçen hafta öz dayımı, dayıya ne diyorsunuz? Evet, dayı değil. Dayı, ha, mükemmel. Öz dayımı ameliyat ettim. Aha. Sabahleyin ben çok iyiyim dedi, hadi götür beni dedi. Ne taburcu güzel. Ettim yani. Öyle yapabiliyoruz. Doktor, peki müracaat edilen beylerimizin ekseriyetinde adenomlar olsun da, evet, siz bunu bile rahatlıkla yola salarsınız. Evet. Yaxşı, bütün belediye şişler, tamam, hoş xəstəlidir mi? Değildir, hayır. Aha. Çok güzel bir soru bu. Bu soruyu sorduğunuz için tebrik ederim. Prostatın bizim yaşlarda, aha, yani 50 yaşın üzerinde diyelim, hı-hı, iki tane hastalığı olur. Birincisi iyi huylu büyümeler. Böyle. İkincisi de pis huylu büyümeler, kötü, hı-hı, huylu büyümeler. Biraz önce bahsettiğim hepsi adenoma, içeride iyi huylu büyümeden bahsediyor. Yüzümüzü güldüren taraf. Bu, yani, prostatın içini temizlenmesiyle çok kolay muhalice yapılabilir buna. Aha. Bir de prostat kanseri, prostat herçengi, yani pis olan bir büyüme şekli var. Hı hı. Buna biz madem prostat herçengi diyoruz, aha, biraz önce bahsettiğim kabuk ve iç yapısına baktığında, hı hı, bu kanserin kabuktan geliştiğini anlayabilirsin. Çünkü prostat gerçekte bu kabuk. Hı. İçi alanda prostat kalıyordu ya. Böyle. O zaman prostattan gelişen bu herçenkleri içini temizleyerek bizim tedavi etmemiz mümkün değil. Hı hı. Yani portakalın kabuğu çürümüşse, hı hı, içini alanda o çürükten kurtaramıyorsun, yani, sen. Dolayısıyla
O zaman biz daha başka şeyler yapmak durumundayız. Biraz önce portakalın içine almıştık. Eğer dış yüzeyinde prostatta bir erçeng gelişmişse o zaman portakalın tamamını alma ameliyatlarını yapmamız lazım. Bu ameliyatlar öncesinde 50 yaşın üzerinde bütün erkeklerin yılda bir kere bir üroloji muayenesinden geçip kanda bakılan PSA denen testi yaptırmak, ürolojik muayeneyi yaptırmak, UZI falan gibi son derece basit bir saat içerisinde bitecek tetkikleri yaptırıp hiçbir problemin olmadığını teyit etmeleri gerekir. Bir sene kafaları rahat eder. İlde bir saat vaktinizi özünüze ayıracaksınız. Bravo. Çok güzel. Ürolojik meseleler için en azından. Böyle bir şey tespit edildiğinde erken diagnoz yapılırsa tıpta %100 yok ama bunda %100 tedavi var. Yani o kadar güzel tedavi edilir. Yeter ki biz prostata ait bu pis hastalıkları içindeyken tespit edelim. Yani kabuktayken tespit edelim. Dışarıya taşmış olmasın, lenf bezlerine geçmiş olmasın, akciğerlere, kemiklere yayılmış olmasın. O zaman da tedavi ediyoruz ama o zaman 100% diyemiyorsunuz haliyle. Biraz daha düşük oranlar veriyorsunuz. Ancak eğer prostatın içinde yakalanırsa o zaman mükemmel derecede tedavi edilir. Dediğim gibi madem bu doku prostatın kabuğundan gelişiyor bu kötü hastalıklar, tamamını almamız lazım. Tamamını aldığımız zaman eskiden yine bunları açık ameliyatlarla yapıyorduk. Şimdi birkaç tane ince kol vücudun içerisine girer. Buna robotik cerrahi deniyor. Robotla beraber bu prostatı yerinden söküp güzelce bir tamir işleminden sonra hastayı gene 2-3 günde en geç taburcu etmek mümkün olmaktadır. Eğer prostatın içerisinde kötü huylu alanı çok küçük bir alanda, çok balaca bir alanda tespit edersek şayet, bizim HIFU denen yöntemle, nanoknife denen yöntemle, çeşitli yöntemlerle sadece o bölgeyi yok ederek prostatı almadan hastayı tedavi etmemiz de mümkün olmaktadır. Kısa bir fasile sonrası devam edeceğiz. Dikkatiniz yaşama güzeldir de olsun. Virüs menşeli, yani burada o kadar sebep var ki eğer gulunç diye bir problemden eziyet çekirsinizse bunu mutlaka araştırın. Görün o gulunç dediğiniz problemin sebepleri nelerdir. Onu yalnız qırmaqla, əzməklə ve yerli olarak əzələnin əzilməsi sonradan daha başka ciddi fəsadlara getirip çıxarır ki, bu da çıxış yolu deyil. Həkimlərlə belə deyə, müraciət edib məsləhətləşəndə onsuz da ehtiyac varsa onlar manual terapevtlərə yönəldirlər insanları. Gedin bir qoluncunuzu həqiqətən qırsınlar. Yəni bunu mütəxəssis özü etməlidir və bunun üsulları var. Boyun nahiyəsində siz özünüz bilmədən yırtıqlara səbəb ola bilərsiniz. Bəlkə də heç nəyiniz yoxdur amma özünüz yaratdınız. Qırıram deyərək. Bunu manual terapevtlər eləməlidir. Belə deyə, döş qəfəsi nahiyəsində eyni zamanda belinizdə yenə eyni zamanda bunu mütəxəssislərin ixtiyarına bıraxın ki, onlar həll etsinlər. Doktor, mən istəyərdim boyun nahiyəsi, döş qəfəsi və bir qədər də bel nahiyəsindən danışaq, çünki zamanımız azdır. Həmin nahiyədə daha çox nələrə belə deyək, sirayət eləyə bilər. Bel nahiyəsi ən çox deməli bel ağrılarına müraciət edirlər. Çünki bütün onurğa, bəli, bütün onurğa boyu ağırlıq oturaqlı halda olanda ağırlıq bütün bel fəqərələrinin üzərinə düşür. Ona görə də çox oturaq işdə işləyənlərdə, kompüter arxasında əyləşənlərdə, qeyd elədiyim taksi şoförlərdə, sürücülərdə bəli, bel ümumiyyətlə oturaq həyat tərzi keçirən insanlarda, artıq çəkidən əziyyət çəkən insanlarda çox zaman bel ağrıları olur ki, bu da özünü biruzə verir. Ola bilər ki, bel daha doğrusu fəqərələrində problemlərlə deməli müraciət özünü göstərə bilər. Bəli. Bel ağrıları ola bilər ki, bel fəqərələrində problemlər yaransın. Hər hansı deyək ki, osteoxondrozla bağlı mı yaxud da ki, demək protruziyalarla, yırtıqlarla əlaqədar olaraq bu ola bilər ağrı deyir ki, doktor, əvvəllər belim çox ağrıyırdı. İndi belim ağrımır amma ayaqlarım ağrıyır. Ya bir sağ tərəfli, yaxud da sol tərəfli, yaxud da iki tərəfli, yəni dizdən aşağı ağrılarım var, yaxud da ki, deməli, gəzə bilmirəm, yaxşı gəzə bilmirəm, elə bilirəm ayağımı boşluğa atıram, yaxud da ki, elə doktor, istəyirəm uşaqlar bütün gün ayağımı oxalasın. Belə hallarda çox zaman biz kanal darlığından şübhələnirik ki, onurğanın bel nahiyəsində kanal darlığı var, bundan şübhələnirik.
ki heç nəylə narahat, o rahat ola bilmirlər pasiyentlər. Belə pasiyentləri çox zaman biz əməliyyata yönləndiririk, yəni neyrocərrahlara yönləndiririk. Ümumiyyətlə müayinə olunmalıdır. Bütün nahiyələrdə ağrılar ilk növbədə həkim müayinəsindən keçirilməlidir. Öz başına ağır kəsiləcək steroid preparatlardan istifadə etməklə siz həm daxil orqanlarınızı, həmçində sümük oynaq sistemini sıradan çıxartmış olursunuz. Osteoporoza meyilləndirmiş olur. Çox steroid preparatlar görürsünüz ki, gedirlər, lazım gəldi, gəlmədi. Steroid preparatlar istifadə edirlər. Yəni nahiyələrə vurdururlar həmin steroid preparatları, sinirləri blok eləyirlər. Yəni belə hallar uzun müddət istifadə olunduqda artıq görürsünüz ki, biz çətinlik əmələ gəlir. Biz işimizə də çətinlik törədilir. Yəni uzun müddət ağrılardan əziyyət çəkən insanlar çox zaman depressiv olurlar, nevroz olurlar. Deməli, yuxu pozunluqlarından, yəni artıq ağrılardan yata bilmədiklərinə görə yuxu pozunluqları meydana çıxır. Bütün insanların əmək qabiliyyətini pozur, iş qabiliyyətinə təsir etdiyinə görə, gündəlik həyat fəaliyyətinə təsir etdiyinə görə bu ağrıların, ümumiyyətlə onurğanın problemlərinin çox mühüm vacib rolu var. Yəni onurğa sağlamlığının, onurğanınızın qeydinə qalın, onun sağlam olması üçün daimi həkimə müraciət edin. Yəni uşaqlıqdan bunun üzərinə düşmək lazımdır ki, yəni bu problemlər, onurğa problemləri çox zaman ki, uşaq yaşlarından, parta arxasından artıq yaranmağa başlayır. Və valideyn burada diqqətli və həssas olmalıdır. Və həssas olmalıdırlar ki, bəli, vaxtında bu problemləri olur ki, elə şiddətli inkişaf edir ki, artıq skaliozun dərəcəsi artıq da bu əməliyyata kimi gedib çıxır. Ona görə uşaq yaşlarından valideynlər diqqətli olmalıdır. Eyni zamanda yaşlı insanlarda onurğa problemlərinə varsa mütləq həkimə müraciət etmək lazımdır. Milan Hospitalda olan aparatlar vasitəsilə müayinədən keçib dəqiq səviyyəni müəyyənləşdirib, hansı nahiyədə olmasından asılı olaraq müxtəlif reabilitasiya üsullarından, ümumiyyətlə oynaq məsələlərindən, onurğa problemlərinin heç bir dərman müalicəsi yoxdur. Biz hər zaman deyirik, ağır kəsici istifadə etmək, yaşamaq. Orqan qoruyucu mu? Orqan qoruyucu, bravo. Prostat qoruyucu cərrahi yöntəmlər vardır, günü birlik yapılır, bəlkə hasta bir gecə yatar. Bizim bilmemiz lazım ki prostatın içerisinde sadece küçük bir alanda tümör var. Ne güzel. Başka alanlarda tümör yok. Aha. O bölgeyi biz radyasyon vererek ya da yüksek frekanslı high intensity focus ultrasound. Hı-hı. Yüksek yoğunlukta fokus edilmiş, odaklanmış ultrasonla o bölgeyi yok ederek hastayı yine prostat kanserinden büyük bir cerrahi işlem yapmadan tedavi etmemiz mümkündür. En başından başlayalım. Çok küçük bir alan varsa HIFU yapılabilir, elektroporasyon yapılabilir. Sadece o bölgeyi yok etmekle hasta tedavi olabilir. Prostatı içinde geniş bir alan varsa onu robotik cerrahiyle tamamını çıkarıp gene bir iki gün içinde taburcu etmek mümkün olabilir. Hafif yaygınlıklar varsa, küçük yaygınlıklar varsa gene bu robotik cerrahi yapıp diğerlerine muhalece ek olarak verilebilir. Çok yaygınsa kemoterapisi, radyoterapisi çok başarılı bir tedaviden bahsediyorum. Yeter ki hastalar daha da gecikmesinler. Yani yılda bir kere gelsinler, ürolojik muayene yapalım, PSA'ya bakalım, UZI ile kontrol edelim, bir saatlerini ayırsınlar, sonra bir sene rahat etsinler. Doktor, bugün onkoloji deyende insanlar çok korkur. Yaxşı, mesela ekran karşısında eyleşen bütün beylerimiz, bütün kişiler onkolojiden mi korksun? Yoxsa onların özünə məxsus risk faktorları var mı? Bir de genetika nə dərəcədə önəmlidir? Çok önemli. Bir insanın babasında, dayısında, amcasında prostat kanseri varsa her biri için kendisinde olma ihtimali iki kat artıyor. Mesela babada varsa iki kat artıyor. Amcada varsa o zaman dört kat artıyor. Bir de dayıda varsa sekiz kat artıyor. Şimdi yakın çevresindeki akrabalarında prostat kanseri varsa yani kan ilişkisi olan akrabalarını. Yakın kan kohumları. Bravo. Bu insanların normalde 50 yaşında başlaması gerekirken 45 yaşında kontrollere başlamaları lazım. Daha erken, daha 45 değil. Yaş. Erken yakalandığında kesin tedavi var. Bunu da bilmeleri lazım. Bizim ürolojik kanserler, mesela böbrek kanseri, mesela prostat kanseri, mesela sidik kesesinin kanseri, bütün onkolojik hastalıklar içerisinde çok iyi gruptadır. Bunlar yakalanırsa, erken yakalanırsa hepsinden tam tedavi yapılabilir.
başladığında problem yaratana kadar biraz vakit tanır insana. Yani bir süre beklenebilir. Bir ay, iki ay, üç ay, beş ay, onlar gecikme sayılmaz. Örneğin pankreas kanseri, karaciğer kanseri hemen hemen her zaman tespit edildiğinde çok tehlikeli bir noktada tespit edilir. Tedaviler çok zor olur. Akciğer kanseri bazen bir tespit ediyorsun, o yayılmış oluyor. Bizimkiler öyle değil. Bugün başlar, bir sene boyunca ne zaman tespit etsen hala tedavi eder olursun. Ama insanlarımız maalesef doktora gitmekte biraz zorlanıyorlar. Zamanında gitmiyorlar. Zamanında gitmedikleri için o bir seneden de fazla mesela bekliyor. O zaman yaygınlaşmış oluyor. Oysa böbrek kanserini ben sayısız Azeri dostlarımızı şey yaptım, yani ameliyat ettim. Sayısız, Allah şükür hepsi yaşıyorlar. Böbrek kanseri UZI ile o kadar kolay tespit edilir ki çok rahatlıkla da tedavi edilir. Prostat kanseri. Son 10-15 yıldır ben bazen haftada yani 8-10 tane prostat kanseri ameliyatı yaptığım olur. Bu kadar sık. Son 10 yıldır prostat kanserinden kaybettiğimiz bir hasta bilmem. Hepsi muayenesini alır. Çok olsa da ölüm yoktur. Evet. Çok güzel tedavi ediyor. Aha. Bir kere insanlar tabii daha bilinçli, daha erken geliyorlar. Ne güzel. UZI var, PSA var, bir sürü şey. Benim gençliğimde PSA diye bir şey yoktu. Şimdi bütün bunlar var. Daha erken yakalanıyor, mükemmel tedaviler olabiliyor. Bütün bu ürolojik kanserler geç kalınmazsa mükemmel tedavi edilen aşamadadırlar. Ben Frankfurt Üniversitesi'nde ve Zürich Üniversitesi'nde toplam 5 sene üro-onkoloji üzerine çalıştım. Yani Türkiye'de hiç yapılmamış ameliyatlar o dönemde, o devirde. Hepsini yüzlerce defa girmişliğim oldu o genç yaşımda. Sonra Türkiye'ye geldiğimde bunları başlattık. Şimdi Türkiye'de de biliyorum Azerbaycan'da da çok geniş kapsamlı bunlar uygulanabiliyorlar. Yeter ki hastalar geç kalmasınlar. Yılda bir kere UZI çok önemli, PSA çok önemli, muayene çok önemli. Doktor, yaş aralığı var mı? Məsələn, bəzən xəstəliklərdən danışanda həkimlərimiz hamısı gəncləşib deyirlər. Siz də bu ifadəni işlədirsinizmi? Gəncləşib mi? Biraz yaş aralığı erkene doğru geldi. Ama çeşitli farklı kanserler için. Mesela böbrek kanserinin az da olsa sigarayla ilişkisi var. Bir de genetik yapı da çok önemli. Ben yani 20'li 30'lu yaşlarda böbrek kanserinden ameliyat ettiğim hastalar oldu. Çok şaşırmıştım. Eskiden bunlar yoktu. Mesela sigaranın yaptığı en önemli kanser cinslerinden biri sidik kesesi kanseridir. Bunu çok az insan bilir. Sigara çeken de o sigaradaki nikotin vücuduna girer, böbreklerle atılır. Atılırken sidik kesesinde birikir, bekler. Bekleyende o bölgeye etki eder ve oradan herçenk çıkmasına yol açar. Mesela akciğeri herkes bilir. Ancak sidik kesesini herkes bilmez. Yani. O yüzden sigara içilme oranı arttığı nispette hasta insanlarda ben çok fazla sidik kesesi kanseri görmeye başladım. 26 yaşında sidik kesesinden ameliyat ettiğim, kanserinden ameliyat ettiğim hastam olmuştur. 30'lu yaşlarda hastalarım çok fazla, 40'lu yaşlarda çok fazla. Eskiden bu kadar çok yoktu. Yani gençlerde var artık. Gençlerde var. Prostat kanseri biraz yaşa bağlı olduğu için onu biz daha ziyade 50 yaşın sonrasında görüyoruz. Ama unutmayalım, akrabasında varsa 45 yaşından sonra baktırması gerekiyor. Onda çok fazla bir yaş değişikliği yok. Onun çünkü prostat kanserinin genetikle çok önemi var, ilişkisi var. Çok fazla ilişkisi var. O da çevresel faktörlerden çok fazla etkilenmiyor, çok fazla. Biraz eti fazla yemekten etkilendiği söylenir ama. Ama sigara... Mesane kanseri yani sidik kesesi kanseri çok çok önemlidir. Böbrek kanserlerinde de bu çok önemlidir. Yani bizim ürolojik kanser, bir de hazır yeri gelmişken testis kanseri yani hayaların kanseri. Onu çok genç yaşlarda görüyoruz. 18, 20, 25. 18. Evet, hep o yaşlarda gözükür. Onun da temel sebebi radyasyona maruz kalmaktır. Bir çeşit radyasyonu. Mesela artık herkes... Cepte taşıyor cep telefonunu, dizüstü bilgisayarı kullanıyor ve bu aletler aslında bir oranda radyasyon üretiyorlar. Cep telefonunu cepte taşıdığınızda sürekli o irtibat halinde olduğunda en yakındaki organlardan biri de hayalar. Onlardan kanserlerin çıktığını çok görüyoruz. Yani sürekli dizüstü bilgisayarını yukarıda yani yukarıda bir yerde değil de bacağında kullanan gençler. Bunlarda da görüyoruz. Ben
Bunun insidansı yani görülme sıklığı bu kanserin çok fazla arttı. Geçtiğimiz yıllara göre 20 kat, 30 kat, 60 vaziyette. Eskiden 100 binde 2, 100 binde 3 civarında gördüğümüz bu kanser riskleri şimdi 10 binde 2, 10 binde 3 gibi yani 10 kat falan arttığını görüyoruz. O yüzden tabii hayatımız çok zorlaştı. Hem kolaylaştı bu telefonlar falan bilgisayarlarla yani, hem de hastalıklar çok artmaya başladı. Radyasyona bağlı yediğimiz içtiklerimizdeki hormonlara bağlı olmak üzere sigara kullanımının özendirilmesine ve çok çoğalmasına bağlı olarak çok arttı. Ve biz üro-onkologlar hakikaten yani hastaları ameliyat edecek yer bulamamaya başladık. O kadar çok olmaya başladı. Hele böyle spesifik çalışıyorsanız bir konuda yani. Bütün herkes size doğru geliyor. Bir günde 4-5 tane sidik kesesi kanserin sıfır yeni teşhis ettiğim günler olmuştur benim. Çok üzülüyorum. Ben hiç hayatımda sigara içmedim. Böyle gençleri gördüğüm zaman sigara içerken böyle çok üzülüyorum ama yapacak bir şey yok. Bunları söylememiz, anlatmamız lazım. Ben herkesin de biraz düşünüp doğruyu bulması lazım. Yani doktor, prostat deyende kişilerin ağında yanan bir kırmızı ışık cinsel hayata təsir olacak mı? Bu da çok güzel bir soru. Şimdi bakın anlattıklarımı dikkatle dinleyen izleyiciler fark etmişlerdir. Ne dedik? Bir prostat var. İçinde adenom gelişiyor. Bu adenomu alıyoruz. Prostatı yerinde bırakıyoruz. Yani prostatı benim bir hastam çok güzel bir söz söyledi. Bir yerde bir genel müdür olan. Siz dedi prostatı fabrika ayarlarına döndürüyorsunuz dedi. Belli. O halde biz prostatı almıyoruz. Değil mi? Almadığımıza göre fonksiyonlarının devam etmesini bekliyoruz. Bu sayede madem prostat sizi saklamaya yarıyor, sidik saklamayı da yapıyor. Cinsel fonksiyonlara yarıyor, onu da yapabilir hasta. Orada da bir problem olmaz. İyi yapılmış ameliyatlarda cinsi münasebetle ilgili bir problemin ortaya çıkmaması gerekir. Fakat bizim ameliyat ettiğimiz hastalar genelde 60, 70, 80, 85 yaşlarında insanlar olabiliyorlar. Beklentileri yanlış olabiliyor. Zannediyorlar ki bazen biz bu ameliyatı yapanda o daha iyi olacak. Bir katkısı yok. Katkısı yok. Ama bozduğu bir şey de yok. Ne varsa o kalacak. Ona ihtiyacı varsa tedaviye biz ona destek veririz. O ayrı bir şey. Fakat sadece adenom alınan ameliyatlarda hastada cinsel bir problem ortaya çıkmaz. 34 yıldır bu ameliyatı yapıyorum. Bir insan daha bunu dertlenmedi. Öyle zaten olsa biz hiç ameliyat yapamayız değil mi? İnsanlar bunu önemsiyorlar çünkü. Çok önemli geliyor. Burada bir yanlış anlama tabii prostatın alındığını zannediyorlar. Unutmasınlar. Prostat alınmıyor, içi temizleniyor, prostat da aynen olduğu gibi yerinde bırakılıyor. Doktor, bəs gənclərdə necədir? Çünki dediniz ki, məsələn, xərçəngi olsun, hətta bəzən doktorlar deyir ki, prostatitlər olur, iltihabi xəstəlikləri daha gənc yaşlarda görünür. Onların, belə deyək, nəsil artırma qabiliyyətinə, cinsəl dünyasına bir təsiri olur mu? Olur. Prostatın biraz önce iki hastalığından bahsettik. Biri iyi huylu büyüme, biri de herçenkleri. Bir de üçüncü hastalığı vardı, o da prostatit. İt eki bir organın arkasına eklendiğinde onun enfeksiyonlarını, iltihaplarını ifade eder bizde. Prostatitler daha ziyade diğer iki hastalıktan farklı olarak genç yaşlarda ortaya çıkar. Çünkü genellikle ya cinsi münasebette ya da üşütmekten, soğuklamaktan kaynaklanan prostata bir bakterinin gelmesi ya da başka bir mikroorganizmanın gelmesiyle hemen de aktif ve güzel tedavi edilmezse şayet orada kalıcı ve yerleşik olur. Çünkü prostatın bir başka görevi de cinsi münasebette dışarıya çıkan meni diye tarif edilen sıvının içindeki spermlerin beslenmesi için gereken bir takım besinleri üretir. Yani çok besleyici fonksiyonu kuvvetli bir sıvıyı üretir prostat. Gençler için önemlidir. Evet, bu besleyici sıvının olduğu organa bir bakteri gelirse çok kolay ürer. Yani bir daha da onu oradan atmak çok zor olur. Evet, adın üstünde besleyici bir sıvı. Spermler ondan beslenerek cinsi münasebette işte çocuk yapabilmek için bazı faktörler, harekete, spermin harekete ihtiyacı var. İşte o fruktoz, şeker gibi şeyler o prostattan verilir spermlere. O halde çok besleyici bir sıvı üretiyor prostat. O zaman oraya bir bakteri girmeyecek. Yani olay temiz olacak. Bakteri girdiği andan itibaren iltihaplar ortaya çıkar. Bugün bir bakteri
Yarın bunlar bölünerek çoğalır, trilyon civarında olur. Yani bir daha onu oradan, bir de kronikleşirse onu oradan yok etmek çok kolay olmaz. O yüzden cinsi münasebette temizlik, hijyenik şartlara çok dikkat edilmesi gerekir. Hı hı. Bir problem olursa hemen tedavi edilmesi gerekir. Yerleşmiş kronik bir prostatit haline gelirse hem sidik yapmayla ilgili, madem prostatın görevleri bunlar, hem onunla ilgili ciddi problemler ortaya çıkar, hem cinsi münasebetle ilgili, çünkü ağrılı olmaya başlar. Hı-hı. Ağrı olanda insan ondan biraz çekinir, yapmak istemez. Mani olur. Evet, sertlik problemleri ortaya çıkar. O yüzden tabii olduktan sonra tedavisi zordur. Olmamaya dikkat etmek lazım. Doktor, çok teşekkür ederiz size. Bir de tamaşaçılarımızı vurgulayayım ki Profesör Doktor Oğuz Acar stüdyomuzun qonağıydı. Urologiya üzrə mütəxəssis, onkologiya sahəsində mütəxəssis və Liv Bonadio Hospitalda tez-tez olur və pasiyentlərin qəbulunu həyata keçirir. Tamaşaçılarımız diqqətli olsun, ekrandakı nömrələr vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərlər. Profesorumuza təşəkkür edirəm və biz də burada ayrılan zaman yekunlaşır. Özünüzə yaxşı baxın.